maçın ardından teknik sorumlumuz Erdal Güneş basın toplantısı düzenleyecek. İlk olarak maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Daha sonra sorularınız varsa alırız. Evet, iyi akşamlar. Maçtan önce bir şey söylemek istiyorum. Üç gündür saat 4'te yoğun bir kar yağışının olduğunu bekliyorduk. Biz de araştırdık maç saatiyle alakalı. Eminim federasyon da araştırmıştır. Yani biz beklerdik ki hem oyunun seyir zevki bakımından hem oyuncu sağlığından, çünkü çok sıkışık periyotlarda maçlar oynuyoruz. Üç günde bir maçlar oynuyoruz. Oyunculara çok fazla yük biniyor. Hem oyuncu sağlığını koruma açısından hem de daha iyi bir futbol oynama açısından maçı 2 veya 1'e çekebilirlerdi. Yani şuradan merak ediyorum açıkçası, bu düşünüldü mü? Düşünüldüyse niye yapılmadı? Çünkü gördüğünüz çok ağır şartlarda futbol oynadık. Özellikle ikinci yarı. Neredeyse topu göremiyorduk. Ki zaten bir sakatlık verdik. Kevin oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Bu bizi, hem bizim için hem rakip takım için bir handikap. Yani bunu niye düşünmediklerini açıkçası merak ediyorum. Maç içinde maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyun kontrolü tamamıyla bizdeydi. Ama maalesef kötü bir gol yedik. Yani alışkanlıklarımızdan kolay bir gol yedik. Olmaması gereken bir gol yedik. İkinci yarı hava şartlarının ağırlaşması, zeminin ağırlaşması, görüş mesafesinin kısalması anlamsız bir futbola dönüştü. Top bir metreye gitmiyordu. Sonrasında yediğimiz 2 penaltıyla mağlup olduk. Evet, üzgünüz. Çünkü buraya kazanmaya gelmiştik. Ligde iyi bir gidişatımız vardı. Üst seviyelerde kalmayı düşünüyorduk. Mağlup olduk. Ama lig uzun maraton. Daha oynayacak çok maçımız var. İnşallah pazar günkü maçı, kendi evimizdeki Hatay maçını kazanıp bu maçı unutacağız. Teşekkür ederim. Soru var mıydı? Teşekkürler. Hayırlı akşamlar.